Bir damla da kaybolmak. Bizim cennet koyuna tehdit oluşturmamız imkansız. Biz buraya yardıma geldik. Niye cennet koyunun bizim yüzümüzden tehlikede olduğunu düşünüyorsunuz? Çünkü sadece cennet koyu çöle dönüşmüyor. Yaprak mini dünyası da ölüyor. Ve daha açık söyleyeyim ki bundan sadece biriniz sorumlu. Sen! Dalga mı geçiyorsun? Ben bir şey yapmadım. En azından bu sefer. Şimdi iyi düşün. Cennet koyuna ilk geldiğin zamanda hatırla. Işık cevherleri kökünden sökülünce yaprak mini dünyasının dengesi değişti. Yani Brandon'ın çiçekleri yüzünden doğa bana kızgın mı? Bizimki gibi hassas ve mükemmel bir dünyayı üzmek için çok küçük şeyler yeterli. Yaprak mini dünyasına zarar verme niyetimiz yoktu. Bundan emin olabilirsiniz. Winx'in asla doğaya zarar vermeyeceğini herkes bilir. Tamam. Size inanıyorum. Beni izleyin. Sizi olayın merkezine götüreceğim. Şu kanallarda ne var Chloe? Burada. Tam burada mini dünyanın tamamına yaşam veren lenf akıyor. Ne kadar güzel. Ne kadar da çok yaprak var. Karma karışık görünüyor. Hey, dikkat dur. Geri çekil. Her kanal hayati lenfi dağıtıyor. Ve bu iş asla bölünmemeli. İnanamıyorum. Işık gittikçe daha da zayıflıyor. Doğru. Işık gittikçe azalıyor. Lenf akışı yavaşlıyor. Bu her yerde oluyor. Kökünden sökülen çiçekler ne kadar önemliymiş şimdi anlıyorum. Işık cevherleri yaprak mini dünyasını besliyor. Lenf olmasa cennet koyunun bitki örtüsü çok kısa sürede yok olur. Bu olanlar için çok üzüldüm Chloe. Doğa muhteşemdir ama çok kırılgandır. Bunu asla unutmamalıyız. Bir ağacın yetişmesi yıllar sürüyor. Ama onu yok etmek birkaç dakika sürüyor. Ama burada bir şey yapmadan durmayacağız. Öyle değil mi Winx? Doğru. Kesinlikle bir şey yapacağız. Ama ne? İsterseniz yeni ışık cevherleri yaratmamıza yardım edebilirsiniz. Şu sihirli tohumları görüyor musunuz? Bunların su beşiklerine yerleştirilmesi gerekiyor. Onlar da damla mini dünyasındalar. Bir mini dünya daha.
Nerede bilmiyorum ama oraya ulaşmak için sabırsızlanıyorum. Sadece lenfi taşıyan bir kanalı takip etmemiz gerekiyor. Tamam, peki tekne nerede? Çünkü su üstünde yüzen bir şey lazım. Değil mi? Aha! Hadi dalın. Damla mini dünyasına anında ulaşırız. Hadi. Hadi kızlar. Biz uçarız ve sizi aşağıda yakalarız. Hadi Stella. Eğlenceli olacak. Bilemiyorum. Saçlarımı ıslatmayı pek istemiyorum. Vay canına, bu ne kadar güzel bir duyguymuş. Kızlar, çok hızlıyız. Hem de çok. Burası su parkından bile daha iyiymiş. Sihirli tohumlarınızı kaybetmeyin kızlar. Merak etme Chloe. Onları sıkı tutuyoruz. İyi yakaladın. Bu kanalın nerede sonlanacağını merak ediyorum şu anda. Ve sanırım artık biliyorum. Şelale! Şu baloncukların ne güzel renkleri var. Evet, çok güzel. Onlar doğanın gerçek renkleri. Damla mini dünyasına hoş geldiniz Wings. İnanılmaz bir şey bu. Bir su damlasının içindeyiz. Muhteşem bir şey. Ne? Damla mini dünyasında yüzmek ve uçmak sanki aynı türde şeyler. Bakın bu uçarak sırt üstü yüzme. Bakın kızlar, ben de planör gibi yüzüyorum. Madem şimdi bu kadar eğleniyorsunuz, yükselen baloncuklarla şaşkına döneceksiniz. Onlar nedir öyle? Mini dünyadaki en güvenli ulaşım araçları. Anlayamıyorum. Neden akıntıya karşı hareket etmeye çalışıyorum? Her şeyin mantıklı bir sebebi mi olmalı periler, söyleyin. Çok eğlenceli. Chloe haklı. Doğanın kendine özel bir mantığı var.
Bu onun gerçek güzelliği. Şu küçük balıklar ilginçmiş. Balon balığına benziyorlar. Ya da baloncuk balığına. Onlar balık baloncukları. Bakın neler yapabilirler. Hiç böyle bir şey görmemiştim. Oysa çok tuhaf şeyler görmüşümdür. Ne kadar da karanlık. Ve de gerçekten soğuk. Burayı hiç sevmedim. Ha? Acele etmeliyiz. Işık cevherleri olmazsa bu karanlık yakında her şeyi kaplayacak. Acele edelim. Ah, kaybedecek vakit yok. Sihirli tohumları su beşiklerine götürmeliyiz. İşte oradalar. İşimiz bitmek üzere. O kadar da zor değilmiş. Peri hayvanları. Ondan kurtulmamız gerek. Dikkat edin, kara kürebizi yakalamak istiyor. Domino oku. Chloe, arkama geç. Çoğalıyor. Hem gücü hem sayısı artıyor. Farklı yönlerden bize saldırmak istiyor. Biz de ayrılalım. Ah!
koca toplar artık beni yordu ve sıkıldım. Andros dalgası. Ve şimdi sıradaki. Erken zafer ilan etme, tamam mı? Dikkat et. Hayır. Buradan mutlaka kurtulmalıyım. Dayan Layla. Ha? Skong. Harika, kara küre yok edildi. Skong, bizi kurtarmayı nasıl başardın? Dalgalar perisi, güçlerin bana güç katıyor. Özellikle de suya dokununca. Bir savaş kazandık. Ama gerçek zafer yeni ışık cevherleri yaratınca kazanılacak. Sihirli tohumlar, çabuk. Her beşiği bir tane, unutmayın. Ama bir şey olmuyor. Çok geç geldik. Hayati, lenf akışı durdu. Şuraya bakın. Yine mi? Yaptıklarımız yetmedi mi? Ne yapacağımızı biliyorum. Skong, yine sana ihtiyacım var. Gözyaşı damlaları. Işık cevherleri. Bakın, büyüyorlar. Evet. Ve yeniden her yeri ışığa kavuşturuyorlar. Harika. Hoşça kal kara baloncuk. Balık baloncuklar döndüler. Damla mini dünyasını kurtardığınız için teşekkür ediyorlar. Sen olmasan bunu yapamazdık Chloe. Artık arkadaşlarımın yanına dönme vakti geldi. Sizinle tanıştığıma çok sevindim, Binks. Biz de çok memnun olduk, cesur Chloe. Gelin, erkekler bizi bekliyor. Laf işitmeyi bekliyorlar. Bakın, doğa yeniden serpiliyor.
İşte geliyorlar. Ha, hoş geldiniz. Merhaba. Ve sen de hoş geldin. Uzun zamandır mı yokuz? Hayır, aslına bakarsanız o kadar çok olmadı. Tanik sihri sayesinde zamanın hareketi de yavaşlıyor. Gördünüz mü? Ada yeniden sağlığına kavuştu. Bir dakika önce çöl gibiydi ve şimdi yeniden resmen doğal bir cennet oldu. Sanırım hepsi de sizin sayenizde. Yani değildi diyemeyeceğim. Sana bir hediyem var Stella. Kutlamak için. Sakın bunu yapma Brandon. Ha? Asla o çiçekleri koparamazsın. Aslında ben... Çiçeklere saygılı olmayı öğren. Bitkilere saygılı olmayı öğren. Doğaya saygı duymayı öğren. Tamam. Ama ben... Chloe sana teşekkür edecek. İnan bana. Chloe de kim? Aha.